meclisin saygınlığını düşünmesem gidip AK Parti sıraların karşısında hırsız var diye bağırmak isterim. Böyle bir tenezzül olmaz. RTÜK var. RTÜK üyeleri meclisten siyasi partilerden seçiliyor. Siyasi partileri aldıkları oy değil, sandalye sayıları oranında grubu bulunan siyasi partiler arasında paylaştırılıyor. RTÜK üyesi boşaldığında meclisin yerine bir RTÜK üyesi seçmesi gerek. Taha Yücel 28 Haziran tarihinde yapılan Aselsan Yönetim Kurulu toplantısında Aselsan Genel Müdür Yardımcılığına atanmış ve RTÜK üyeliğinden en geç 28 Haziran tarihinde ayrılmıştı. O günden bugüne RTÜK Başkanı derhal üyelik boşaldı, yenisini seçin deyip yollaması gerekirken o yazıyı yollamadı, tuttu. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin denen sarayın zabiti, Ebubekir Şahin denen sarayın oradaki atadığı memuru hukuk katliamı yaparak görevini yapmadı ve bekledi. Ne zamana kadar bekledi? Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye kaydolduğu güne kadar bekledi. Ve o gün yazıyı, yani istifadan 28 Haziran, 28 Temmuz, 28 Ağustos, 28 Eylül bu tarihlerin hepsini geçirdi ve 12 Ekim tarihinde yazıyı yazdı. Çünkü hesaba göre yüzde oran 28 Haziran'dan Çelebi'nin AK Parti'ye katıldığı tarihe kadar İYİ Parti'ye bir üyelik düşüyor. Bir kişi artarsa o üyelik İYİ Parti'den gidiyor, AK Parti'ye düşüyor. AK Parti bir kişi artarsa. Üyelik İYİ Parti'ye düşüyor diye oğlum Ebubekir yazma yazıyı, emredersiniz komutanım. Mehmet Ali Çelebi'yi transfer ettik, bize geçti rakamsal üstünlük. Yaz hemen yazıyı baş üstüne komutanım. Böyle bir adam bu Ebubekir. Böyle bir adam. Böyle bir insan. O yazı meclis başkanlığına geliyor. Meclis başkanlığı yazıyı elinde tutuyor. Ve meclis başkanlığı RTÜK seçiminin yapılacağı yazıyı yazmıyor. Bugün hepimiz Sayın Fakı Baba'nın istifasını öğrenene kadar da öyle bir yazının yazıldığını bilen gören yok. Ne zaman Sayın Fakı Baba AK Parti'den ayrılıyor, otomatikman yine üyelik İYİ Parti'ye geçiyor. Meclis Başkanı, ben dün gece yarısından önce o yazıyı AK Parti'ye yazmıştım diyor. Ve 28 Haziran'dan beri yazılmayıp Çelebi ile birlikte yazılan yazı, aman dengeler bugün hiç beklenmedik şekilde bir daha değişti diye dün gece yazılmış sayılıyor. Bu bir tenezzül meselesidir. Bir RTÜK üyesinin, İYİ Parti'nin hakkına düşen RTÜK üyesinin İYİ Parti'ye düşüyor diye 3,5 ay bekletilip dün gece yarısı yazının yazılması bu kadar adaletsiz, bu kadar haksızlığın artık tiksinilecek boyutlara geldiğini gösteriyor. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Hani buna tenezzül ediyorsunuz ya, yazıklar olsun. Alın 8 ay daha, hepsi sizin olsun. Ne olacak ya? Değer mi? Değer mi? Değer mi? Bu kadar mı ucuzcusunuz? Bu kadar mı? Yazıklar olsun size emanet edilen bu kamu görevine. Yazıklar olsun anayasaya göre ettiğiniz yeminlere. Ne olacak? Bir RTÜK üyesi İYİ Parti'den olsa ki esas bütün partilerin gruplarının orada temsili. Ama yok. Bugün bunu mecliste de konuşacağız. Bu RTÜK Tele1'e kapatma davası açtı. Daha doğrusu bu RTÜK Tele1'i kapatmaya niyetlendi. Tele1'e 3 gün ekran karartma verdi. Şubat'a kadar bir ceza daha olursa Tele1'i tamamen kapatacaklar. Bu seçimlere dikensiz gül bahçesinde gitmek için, bu muhalefetin sesini kesmek için, bu böyle rezillikleri duyuracak televizyon kanalı kalmasın diye yaptıkları işlerdir.
Türkiye siyaset tarihi bu süreçte takındıkları tavırla Ebu Bekir Şahin'i de unutmaz. Meclis Başkanı'nı da unutmaz. Buna sessiz kalan AK Partilileri de unutmaz. Fahrettin Altun'u da unutmaz. Recep Tayyip Erdoğan'ı da unutmaz. Bu kadar olmaz. Erdemliler hareketi gibi gelip siyasi yan kesiciler olarak giden bir partiyi yazacak bu tarih. Erdemliler hareketi olarak gelip siyasi yan kesiciler, siyasi dolambazlar, kalpazanlar olarak yazacak sizi tarih. Daha size söyleyecek söz bulamıyoruz. Daha size söyleyecek söz bulamıyoruz. Yazıklar olsun. O liyakatsizlerden bir tanesinin yaptığı işi gösterelim. Cumhurbaşkanı'na dün konuşma yaptırdı. Dedi ki Oxford raporu var. Oxford raporunda Türkiye'nin adı geçiyor ve deniyor ki dezenformasyonun en çok olduğu ülkedir. Bunu okudu. Hemen bakarım böyle şey. Yalan bitmeden doğru konuşmazlar. Biliyorsunuz hemen bakarım. Onların dediği kısım şu. Ne diyor raporda? Oxford raporunda Türkiye en çok kalan demiyor ama raporda Kenya ve Nijerya en çok dezenformasyona malum kalan ülkedir diyor. Peki raporun diğer yerlerinde ne diyor? Şimdi bu rapor itibarlı ya. Bir de Türkiye'deki dezenformasyon deyince sanki AK Parti'nin yaptıkları yokmuş, Devlet Bey'in yaptıkları yokmuş gibi. Diyor ki raporda Fox TV, Halk TV, Tele1 gibi kanallara ceza üstüne ceza kesildiği, bağımsız medyaya sansür ve baskı uygulandığı, halkın habere ve bilgiye ulaşma hakkının hükümet tarafından engellendiği gibi ifadeler var. Aynı raporda Türkiye'de halkın en çok güvendiği haber mecraları Fox TV, Sözcü, Cumhuriyet, NTV, CNN ve Habertürk olarak sayılmış. Fahrettin Altun, prompter'a işine gelen kısmı yazıp işine gelmeyen kısmı da İngilizce'den bu raporu bir tek biz okuruz. Tayyip Bey söyler, geçer gider sanmayasınız. Bu rapor AK Parti'nin canını okuyan bir rapor. Türkiye'yi ciddi şekilde eleştiren bir rapor. AK Parti'nin uğraştıklarını haklı, yaptığı uygulamaları haksız gören bir rapor. Kırık karnesini babasından gizli gidip de klorakla silip notu yükselten çocuk gibisin Fahrettin Altun. Rezil oldun, yakalandın yine. Tayyip Bey, 20 yıllık iktidarın sonunda senin iletişim başkanın buysa, 20 yıllık iktidarın sonunda prompter'a bu yazıları koyanlar bu yetkinlikteyse, bu raporun seninle yine bir rapor olduğun gibi sana söylettiriyorlarsa yandı gülüm keten elva. Hiç başka suçlu arama. Dinlenme vakti geldi, milletin yakasından düşme vakti çoktan geldi.